Bu arada çok tatlısınız ha. Evet, çok değil. Çok değil. Günler önce siz de burada sahnedeydiniz. Evet. Şimdi seyirciler arasındasınız. Neler söylediniz? Ebru Yaşar'ı dinlemeye geldiniz. Evet, ya ben buraya her geldiğimde aynı heyecanı yaşıyorum. Bu benim için hiç değişmiyor yani. Burası benim için hep öyle özel kalacak. Peki sahneye çıktınız burada. Neler söyleyeceksiniz? Ne gibi tepkiler aldınız? Neler hissettiniz o gece? Çok güzel tepkiler aldım. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir kadın komedyen burada sahne aldı. Ve seyircim de bana çok güzel sahip çıktı. Benimle çok güzel eğlendi. Çok güzel bir andı benim için yani. Hayatım boyunca unutamam. Siz neler söyleyeceksiniz peki? Hangi konuda? Yasemin Hanım'ın Harbiye'ye daha önce çıkmış olmasıyla ilgili. Vallahi biz buraya sürekli geliyorduk. Her geldiğimizde de Yasemin bir gün ben de buraya çıkacağım diyordu. Tabii ki an be an bu her şeye şahit olmak çok güzel. Çok gurur verici. Ve bir kadının ve bu kadının da benim eşim olmasının ayrı bir gurur verici tarafı var. Şu an eşim çok güzel konuşuyor mesela. Müthiş bir konuşma yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Ebru Yaşar'ı izleyeceksiniz peki onunla ilgili. Ya Ebru Yaşar benim çocukluğumun sanatçısı. O gün bugün hala seviyoruz. Ve hala aynı şarkıları söylüyorum. Sen seni anam benim için doğurmuş, benim favorim parçamdır. Evet. Onu eşime söylerim arada. Sevdiğim bir parçadır. O yüzden bu akşam da buradayız. Siz eşinize hangi şarkıyı çalıyorsunuz? Ooo beni! Neyse biz bir sorun yaratmayalım. Eşimizle konuşmamız gereken bazı konular. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.